Kalp hastalıkları çok önemli hocam. Bunun üzerinde epeyce duralım. Çünkü bununla ilgili internette orada burada da çok yok. İşte kan şey damar açıcılar ne bileyim benzeri bir takım olasılıklar, alternatifler, Evet. ürünler cirit atıyor. Cirit atıyor. Şimdi ben de şöyle iki bitki var. Ama Bu telefonu gördünüz. alalım önce. Öyle mi? Önce bir telefon Tamam alalım. hocam. İyi akşamlar, iyi geceler. Alo. 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 İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Benim adım Hasan Aksarı. Hemen sorunuzu alalım. Buyurun. Ben Parkinson hastasıyım. Parkinson hastasısınız. Evet. Yaş Ellerim kaç? titriyor. Yaş kaç? Yaş 81. Evet hocam. Parkinson. Ahmet Bey. Efendim. Beni tanıyorsunuz. Ben sizin programınıza çıktım. Müzisyen Hasan amca. He, evet. Şimdi çıkardım. Doğru. Daha önce bir programa katılmıştı. Evet. Belirli bir yaş var abinin ve Parkinson hastası. Ne diyorsunuz hocam? Evet. Şimdi şeker hastasıyım da ayrıca. Şeker hastalığı da var. Ayrıca şeker hastalığı evet, var diyor. Şimdi biraz önce dedim ki sarı kantaron beyindeki. Yalnız İbrahim Bey. Evet buyurun. Size bir şey sorabilir miyim? Buyurun tabi. Buyurun. Şimdi benim kullandığım ilaçlar. Evet. Dinliyoruz. Madopar 125'lik. O bu kimyasal ilaçlarla bir reaksiyon olmaz. Madopar benim sağlık raporum da var. Ama bunun faydasını görmedim. Siz iyi ki çıktınız bu programa da bizi aydınlatıyorsunuz. Ayrıca Pakola diye bir hap verdi. O Pakola beni uyuttu bir türlü. Yani onu hiç kullanamadım. Şimdi evet. Siz ama ben doktorun ismini vermiyorum. Kimse bilmesin. Siz bana nasıl yardımcı olabilirsiniz? Peki evet. Şimdi dinleyin. Evet. Buyurun. Evet, şimdi şöyle. Bir beyefendi bana yıllar önce geldi. Kurdeşen. Her tarafı kaşınıyor yara bere içerisinde. İki defa hastaneye yatmış. Antihistaminik kortizon ilaçlar perişan olmuş. Dedi ki üçüncü sefer bir daha yatmayacağım. Kortizon antihistaminik, bir de antidepresan bunalıma giriyor. Var mı bunun çözümü? Var. Tamam bir deneyim. Her türlü alerji tedavi etmiştik ama kurdeşen biraz yine no. Tamam dinleyelim. 6 hafta bizim ürünü kullandı. Dedik artık kullanmıyorum. Neden kullanmıyorsunuz? Kurdeşen diye bir problem kalmadı hamdolsun dedi. Ama bir problemim daha var. Nedir? Parkinson başlangıcı. Böyle çay çorba içerken eli titriyor. Hanımı yardım ediyor. Çay içemiyor. Bunun çözümü nedir dedi. İksir, aloe vera jel, sinir çayı, enfeksiyon çayı. O zaman sarı kantaron bu sinir çayının geliştirilmiş hali. Sinir çayının içinde de sarı kantaron var. Bu sarı kantaronun da birleşiminde 19 çeşit bitki ekstraktı var. 19 çeşit. Dedim ki ürünleri kullan. 3-4 ay. Bakalım ne olacak. Aradan 6 yıl geçti. Hala Parkinson'la hiçbir ilgisi bir şey yok. Kalmadı. Hiçbir hastalık. İyi geldi. Yükseltmedi. Yani. O zaman beyefendi de önereceğimiz ilaç bu. İnşallah. Şimdi şu gördüğünüz bitki alıç. Alıcın Türkiye'de 90 çeşit alıç yetişir. Loplu alıç, kertikli alıç. Bu iki alıç sadece bu ikisi kalp damar için kullanılır. Bunun haricinde diğer alıçların etkisi %5, %10, %20, %3 vesaire. Yani en etkili alıç loplu ve kertikli alıç. Fakat bunun meyvesi değil, yaprak ve çiçeği kullanılır. Bunun birleşiminde hiperuzit denen bir etken madde var. Damarlar açar. İsterse kişinin koroner kalp yetmezliğinden dolayı damarları %80-90 tıkanmış dahi olsa açar. Kim diyor? Ben demiyorum. Belge diyor, bilgi diyor. Şimdi bu dergi akademik bir dergi. Bu sayesinde alışla ilgili araştırma yapmış. Ve bu araştırma sonucunda 3664 hasta üzerinde tedavi denemesi yapılmış. 3663 hasta kalp damar rahatsızlığı ama ağır vakalar tedavi edilmiş. Kişi isterse damarı ana bir insanın kalbi yumruğu gibidir.
Şu üstte taç şeklinde damar var ve bundan 3 tane damar ayrılır, ana damar. Kalbi besleyen. Bu damarlarda tıkanma olduğu zaman stent takılması gerekir, anji yapılması gerekir veya stent takılması gerekir. İksir, aloe vera jel, alıç forte. Biz bununla ilgili çok özel bir ürün ürettik. Alıç forte sadece alıç ekstrası değil. Zeytin yaprağı ekstraktı, ginkgo ekstraktı, ginseng ekstrakt, 19 çeşit. Neden 19 diyeceksiniz? Her şeyde 19 var bizde. 19 Bismillahirrahmanirrahim kelimesinin açılımı. Arapça 19 harften oluşuyor Bismillahirrahmanirrahim. Peki hocam, bu kalp damar hastalıklarında en önemli etken kalplerin tıkanması. Bu söylediğiniz ilaçlar bu tıkanmayı mı yok ediyor? Açıyor. Açıyor değil mi? 6 hafta kullansın, doktoruna gitsin. Burada bizim elimizde raporlar var yüzlerce. Bunu iddia ediyorum diyorsun. Tabii, 6 hafta kullansın, gitsin doktoruna. 6 hafta. 6 hafta kullansın. Tabii dikkat edecek. Peynir tehlikeli madde. Damarları tıkar. Asidoza sebep olur çünkü. Siyah çay bağırsakları kurutur. Beyaz undan yapılan ekmek zararlı. Et, eğer ki koyun, kuzu, inek her neyse, kırmızı et. Mera'da beslenmişse, yaşamışsa, köyde problem yok. Çünkü etteki yağ stearik asit içerir. Eskiden atalarımız, dedelerimiz don yağı içerlerdi. Bardak bardak böyle don yağı. Bir şey olmaz. Tansiyon, kolesterol hiçbir şey olmazdı. Neden? Çünkü stearik asit içtiği zaman stearik asit içerir, don yağı. Köyde yani doğal ortamda yaşayan hayvanın eti stearik asit içerir, don yağı. Bu don yağı içtiği zaman o zeytinyağına dönüştürür bünyemiz bunu. Oleik aside dönüştürür. Ama hayvan küspeyle, slash'la besleniyorsa stearik asit değil, palmitik asit içerir. Palmitik asit oleik asit, yani zeytinyağına dönüşmez. Ne olur? Damar sertliğine sebep olur. Kırmızı etten de uzak duracağız. Kırmızı et. Günümüzde kırmızı et bakacağız. Organik mi değil mi? Köy eti mi yoksa hocam, böyle akıdan mı? Köy etini nereden bulalım? Yani, ya? Bulamazsak yemeyeceğiz mi o zaman? Bu hayvan nerede beslendi? Biliyorsak yiyelim. Bilmiyorsak dikkat edelim. Peki bir telefon daha var.